Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Sorularla İslamiyet programında ruh nedir sorusuna cevap aramaya çalışacağız. İnsan cesetten ve ruhtan meydana gelmekte. Cesedimizi görüyoruz ama ruh nedir? Ruhu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ruhu sormuşlar. Bu münasebetle Cenab-ı Hak İsra suresinde ruhla alakalı şunu bildiriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّمْ وَمَا اُوْتِيْتُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir ve ilimden size çok az şey verilmiştir. Ayet-i Kerime öz olarak, hulasa olarak ruhla alakalı bilgileri vermekte. Ruh Rabbimin emrindendir. Bu değişik şekillerde anlamaya müsait. Yani alemler bir yönüyle ikiye ayrılıyor. Ele lehul halgu vel emr. Dikkat edin. Halk da emir de Allah'ındır mealinde. Yaratmak ona mahsus olduğu gibi emir de ona mahsustur. Buradaki emir ve halk şu şekilde de açıklanmış ve denilmiş ki halk alemi maddi alem. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz alem. İnsanın cesedi bu alemden. Bir de emir alemi var. Yani gözle görmediğimiz alem, meleklerin bulunduğu, alemdeki kanunların cereyan ettiği o şekilde alem. İnsanda da bunun bir numunesi ruh. Ve ruh doğrudan maddenin bir eseri değil, doğrudan maddeye irca edilebilecek bir şey değil. Anlatılır ki bir bedevi devesinin üzerine binmiş, eşyalarını da yüklemiş, gidiyor. Birden deve yere yıkılıyor. Adam devesini dürtüyor ama devede bir hareket yok. Bir miktar geçtikten sonra devesinin öldüğünü anlıyor. Ve o zaman şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki, şimdi anladım. Ben zannediyordum ki beni de yüklerimi de taşıyan sensin. Meğer seni de taşıyan bir başka şey varmış. İşte burada devenin ruhu. Evet, devenin bir cesedi var ve o ceset güçlü kuvvetli ama onu kullanan bir ruh var. Ve o ruh çekildiği zaman artık o deve bir şey taşıyamıyor ve o devede hayat kalmıyor, hareket kalmıyor. Buradan insana baktığımızda insanın da mahiyetinde maddeye irca edilemeyecek, maddeyle izah edilemeyecek durumlar var. Bu ruhla alakalıdır. Ve adeta şöyle diyebiliriz belki, nasıl ki bir piyano vardır, o piyanoyu kullanan birisi bulunur. Benzeri bir şekilde bedenin bütün azaları ruhun birer aleti hükmündedir. Mesela göz bir penceredir, ruh bu alemi o pencereden seyreder. Kulak başka bir aletidir, ruh kulak vasıtasıyla dış alemden sesleri duyar. Bunların hepsi ruhla alakalı olan şeylerdir. Ne gibi? Diyelim bir insan gece uyuyor. Göz açık bile uyusa artık o göz bir şey görmüyor. Neden? Çünkü ruh o anda başka şeylerle meşgul. İnsanın kulağı zaten açık ama uyurken etrafındaki sesleri duymuyor. Neden? Çünkü o anda ruh başka şeylerle meşgul. Peki beynin durumu nedir? Belki hatıra o gelebilir. Yani insanda beyin var. Bazıları zaten ruhu inkar sadedinde diyorlar ki ruh diye bir şey yok. Bunların hepsi beynin fonksiyonudur. Biraz önce anlatılanlardan beynin durumunu da aslında net olarak anlayabiliriz. Göz nasıl ki ruh için bir görme aleti ise, kulak işitme aleti ise, beyin de düşünme aletidir. Piyano kendi başına kendini çalamadığı gibi beyin de kendi başına düşünemez. Beyinde belki trilyonlarca hücre var. Bu trilyonlarca hücrede ruh tasarrufta bulunuyor ve beyin vasıtasıyla da düşünüyor. Tabii bu ruh bedenin neresinde, içinde mi dışında mı? Bunlar da belki medar bahsi olabilir. Bunu anlama noktasında en kolay anlayabileceğimiz örnek zannederim elektrik misali. Mesela aydınlatan bir lamba var. Ve bu elektrik vasıtasıyla aydınlatıyor. Diyelim lambayı parçaladık. Lambayı parçaladığımızda elektriğe ve cereyana bir şey olmaz. O elektrik ve cereyan yine varlığını devam ettirir.
Yani onun müstakil bir varlığı vardır ve aydınlatan da odur. Başka bir lamba taktığımızda yine aydınlatmaya devam edecektir. Ama onu parçaladığımız zaman cereyana bir zarar vermiş olmuyoruz. Benzeri bir şekilde insana baktığımızda insanın bütün azalarında hareketi, canlılığı, faaliyeti sağlayan ruhtur. Ve ruh bu şekilde dünyada ölecek bir varlık değil. Ölüm dediğimiz olay ruhun cesetten ayrılması olayıdır. Yoksa ruhun ölmesi anlamında değildir. Şu ana kadar vefat etmiş olan kimselerin ruhları hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani cereyanın varlığının müstakil bir varlık olması gibi, o lambadan farklı bir durumunun olması gibi, bu şekilde gerçekten de ruhun kendine göre müstakil bir varlığı var. Nasıl ki alemde kanunlar var, mesela yer çekimi kanunu diyoruz. Bu kanunu doğrudan görmüyoruz. Gezegenler arası çekim kanunu diyoruz. Doğrudan bu kanunu görmüyoruz ama bu kanunlar var. Bu kanunların varlığı katiyetinde insanda da ruh var. Ve bu ruh bir kanun-ı emri diye ifade edilmiş. Cenab-ı Hakk'ın emir aleminden gelen bir kanun. Ama doğrudan tabiattaki kanunlar gibi cansız, itibari bir kanun değil. Aynı zamanda hayatı var. Ve ruhun kendine göre müstakil bir varlığı bulunmakta. Ölüm dediğimiz o olayda ruh o müstakil varlığıyla, latif gılafıyla tabiri caizse o kendine münasip olan götürüldüğü aleme gidiyor. Hayatını orada devam ettiriyor. Değerli izleyenlerim, İslamiyet bize bu şekilde ikili bir hayatı öğretiyor. İnsanın ceset ve ruhtan müteşekkil olduğunu, alemlerin arz ve sema gibi farklı alemler olduğunu, dünya ahiret gibi iki farklı alem olduğunu anlatıyor. Ve amel noktasından baktığımızda ameller ya iyiliktir veya kötülüktür. Ve bunların hükmü ya sevaptır ya günahtır. Bu tarz bir ikili anlatım söz konusu olduğu gibi Allah-u Teala, bir olan Allah-u Teala alemde de bu şekilde bir ikili yaratma sistemi. Bir tarafta madde var, öbür tarafta mana var. Bir tarafta tabiat var, öte tarafta tabiat üstü melekler var, tabiatta kanunlar var. Bütün bunlar bize şu gördüğümüz alemin sadece maddeye irca edilemeyeceğini ve maddenin ötesinde çok derin manaların, engin manaların bulunduğunu açık bir şekilde göstermekte. Bizler ruhumuzun varlığını kabul ederiz ama bu ruhumuz nasıldır, durumu nedir, o konularda çok da fazla bir şey diyemeyiz. Bu haliyle ruh bir mevcudu meçhuldür. Yani varlığı var, kesin, belli ama keyfiyeti nasıl olduğu bilinemiyor. Zaten ayet-i kerimede de, ilgili ayet-i kerimede, ilimden size çok az şey verildi buyurulmuş. Bu şu anlamda, mutlak manada ilimden insana az şey verildi. Yani bizler bugün 21. yüzyılda ilimde epey yol almamıza rağmen ruhumuzu çok fazla bilemiyoruz. Hatta bedenimizi tam bilemiyoruz. Tıpla alakalı o kadar gelişmeler oluyor ama tıp uzmanları diyorlar ki belki de insan vücudunun sırlarının ancak %5'ine vakıf olabildik. Demek ki daha derinlerde henüz ulaşamadığımız çok bilgiler var. Maddenin sırlarını tam keşfedemeyen bu insanlar, insanlık, topyekün insanlık, elbette ruhu tam anlamıyla henüz anlayabilmiş değildir. Dolayısıyla şu anda da insanlık Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği şekilde ilimden size çok az şey verilmiştir. Burada bu sınırda durmaktadırlar. İleride bilgileri ne kadar artarsa artsın, gerek cesetle gerek ruhla alakalı ilimleri ne kadar artarsa artsın, yine o sınırda durmaya devam edeceklerdir. Tabi bu bize bir ümitsizlik delili değil, önümüzün açık olduğunu gösteren bir ifadedir. Yani ilminiz az ama artırmaya çalışın. Ve insanlar kıyamete kadarki hayatlarında bu ilimlerini artırmaya devam edecekler. Belki ruhla alakalı da daha bir takım yeni bilgilere, yeni sırlara ulaşacaklar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.